Net biliyorum. Direkt oraya mesela atlamışlardı. Orada direkt bir 4 skor alınmıştı. Hani bizim yani kendi takımımda mesela savaş gücü çok iyi. Üzerine gelen mermiler sonucunda canı çok azaltıldı. Biat buraya etkili oynamaya çalışıyor. Orada bir karşılama yapmaya çalıştı ISS Spor oyuncular ama çok fazla cevap veremediler. Avcıyı düşürdü Keystone. Skor garantisini de hızlıca aldı. 3 kayıp verildi ama yani tek başına kaldı ama gider ayak bir kişiyi bitirmeyi başardı. Araç bulmak Evet, vesaire evet, olduğu evet. için 3 takıma yeterli araç olmayabilir. Kırmızının üzerine doğru 3 oyuncu birden oynuyorlardı. Oy. Prefire'larla beraber kırmızı yere çekmeyi başardılar. Peace'in üzerine gidiyorlar şu anda. Bir oyuncuları yerde. İkinci oyuncuyu da indirdi Peace. Üçüncü oyuncuya gidiyor. Scarlett'in üzerine de isabetli Oo. atışlar ama Scarlett çok iyi cevap verdi. Çok Marso'nun karıştı. canı çok çok az. Marso'nun canı çok çok az. Kımız yerde, Peace yerde. Skor garantileri alındı. Scarlett orada tek başına. Bakalım Scarlett takım arkadaşlarını kaldırabilecek mi? İkisinin de canı hemen hemen aynı. Rip Seven da yakalanmış. Farklı bir noktada Merciless'ın atışlarıyla beraber yakalanmış. Boran ayaktaki bir diğer oyuncu onun canı biraz daha dolu ama ona da Marso'nun atışlarıyla beraber Scarlett pardon yere çekildi. Scarlett'in de skor garantisi alındı. Yani buradan bir tek Howl herhalde gülerek ayrılacak gibime geliyor. Buradaki hala savaş yer yer devam ediyor. Owner içeriye doğru bir baskı yapacak. Raum'la beraber Fanny Envin var orada. Envin'in canı çok azaltıldı. Düşürülmek üzere hatta. Levis düşürüldü orada. Şu anda Emin'in de üzerine gidildi. O da indirildi ama dışarıdan gelen mermilerle Owner da yere çekildi. Puzzle'ın attığı mermiler. Şimdi Lovazin o bölgeye doğru yaklaşıyor. Buranın şimdi önemi arttı. İşte evet şimdi risk alınabilir hale geldi. Az önce birazcık alan gelmeden hani gene güzel bir yer ama hani çok kapalı oynanıyordu. Burayı Galatasaray kilidi açmaya başardı gibi gözüküyor. Pozer canını doldurmaya çalışıyor. Levis canını doldurmaya çalışıyor. Bayram Oy. birazcık açıklardaydı. Raum'un atışlarıyla beraber onun da canı çok azaltıldı. Levis yere indirildi. Pozer da yere indirildi. Lovazin'in attığı bombalarla beraber. Artık bu ev grubunun yeni sahibi Galatasaray oldu. Koşular devam ediliyor burada. Musab bakıyordu o bölgeye doğru. Excretion bayağı bir atışlarıyla beraber bir oyuncunun canı çok azaltıldı. Barışçı yere çekildi. Gazi'nin diğer taraftan atışlarıyla beraber Kalse yere çekildi. Şu anda bir oyuncu ayaktaydı. Raze de yere düşürüldü. Skor garantisi de alındı. Raven burada iki oyuncuyu birden düşürdü ve S2G sanırım oyun dışarısında kaldı. Sezer'in canı bayağı azaltıldı. Morfin bu arada düşürülmüş bir yandan. Sezer canını doldurmaya çalışıyor. Madencinin üzerine atışlar var. Boris tarafından yükseltilen Alperen'in atışlarıyla beraber Efan yere çekildi. Alperen orada Zete tek bitti. başına kaldı. Sonu şu oyuncu 2-1'lik durum söz konusu. Alperen'e de gelen atışlarla beraber Biat takımı bence Eren geldi, yanlış hatırlamıyorsam. evet. Sanok oynanacak. Sanok'ta hangi grup oynamayacak bu sefer? D grubu oynamayacak. D grubunda oynamayan takımlar kimler? YT Spor 54 puanla liderliğini sürdürüyor. NVA ikinci sırada 42 puanla. Üçüncü sırada Getso 41 puanla. Töhün de 41 puanı var. Onlar da dördüncü sırada. Beyaz Squad 40 puanla. Beşinci sırada Black Espor 39 puanla. Altıncı sırada hatırladım. Helal be. Orada bir 50 kit falan döndü. 50 kit mi 45 kit mi ne döndü? Ama benim hoşuma gidiyordu o kit savaşları vesaireler. Kite dönenler, kite adı düşürmeyi ikinci bir bombayı çekti. Şu anda Beşiktaş oyuncuları bayağı bir sıkışmış durumda. Lord Cedric dışarıya doğru çıktı. Atılan bombayla beraber Lord Cedric de yere düştü. İçeriye doğru baskı devam ediyor. Onur Doruk'ta yakalandıktan sonra buranın galibi La Foudre takımı oldu. Beşiktaş'ın da elendiğini görüyoruz. Töht yakındaydı. Gelir Direkt gelmez de karşılama oldu. karşılama timi orada Kolonya'yı Raven döktü. Biraz daha Kolonya ikram etti. Şimdi Slash geriye Excresh kalan tek son isim. son oyuncuydu. O da yakalandı. Excresh dışarıya tek başına çıktı diyecektim tam. Haritayı göremediğimiz için şimdi farklı noktalardan mermi gelir mi gelemez mi bilemiyoruz ama şu anda önemli bir pozisyona geçti. Tanrı'nın attığı bombalar şu anda düşürme almaya devam edebilir. Bir düşürme daha aldı. Hatta Raven da sanırım bitirildi. Excresh tek başına kalmış olabilir bu bölgede. Sisler alındı şu anda. Ön tarafa doğru birazcık sis bombaları açılmaya çalışılıyor ama
Oscar'a gelen spreylerle beraber tanık yere indirildi. Merciless oraya doğru yaklaştı. DBS'ler çekildi. Merciless da yere indirildi ama karşılığı hemen geldi. Anox orada tutmaya çalışıyordu. Ama geriden gelen sprey destekleriyle beraber... Birilerin biraz daha boş olmasına sebep oldu. Yine güvenli alana baktığımızda o da sıkıntı yarattı. Güvenli alana değineceğim ama öncesinde bir karşılaşmanın puan tablosuna bakabiliriz. White Espor ekibi 56 puanda. Birinci sıradalar. İkinci sıraya TOE ekibi gelmiş 56 puan. Onların hiç galibiyeti olmadığı için şu anda ikinci sıradalar. Hole ekibi 49 puandalar. Üçüncü sırada Black ekibi açtı. Onu anlatayım. PMWI oynanıyor. Benim beynim yanmış. Bize dediler ki rotasyon yapmayacaksınız. 6 maç kitlenmiş hepimize. Ve 6 maç bir de maç yani turnuva PMWI olduğu için... En son eski işte Navi Gamers takımı bu arada main savaşı oluyor. Onu da bir anlatalım. Howl'la Beşiktaş'ın arasında bir savaş var. Oscar yere çekildi. Bir oyuncu daha yere çekildi. Karşılıklı düşürmeler var. Beşiktaş burayı hızlı kazandı. Olacak tam olarak daha netleşmedi. Yabancı tarafta da aynı durumlar söz konusu. Bu arada Ozorox'la Getsu'nun savaşı burada söz konusu. Bir bomba denemesi yaptı. Infex tek başına kaldı. Bir clutch pozisyonu yapması lazım. İşi birazcık zor gözüküyor bu bölgede. Merdivenlere bomba atmaya çalışıyor bir yandan. Artık içeriye baskılar sürerken Musab'ın bombasıyla beraber de... NBA savunuyor, TÖH saldırıyor. IC Sports hani bana, hani bana diyor adeta. Orada aramaya devam ediyordu Frog. Orada tekrardan clutch'ı gördük. Çok fazla DBS atışını kaçırdı. Ya yani bunlar isabet etseydi belki de yakın mesafedeki oyuncular düşecekti. Şimdi Conjure'un bombası Alperen'i yakalarken bir yandan Frog da yakına kadar gelmiş. Üstüne Raven clutch'ı orada bitirmeyi başaran isim oldu. NBA tarafında Conjure da bitirilince TÖH buradaki savaşı kazanıyor ama Ice'dan yakına gelen bir diğer isim de tanık olmuş. İçeriye doğru bir de bomba hazırlığı vardı. O bomba tam olarak isabet etmedi sanıyorum ki kimseyi düşürmedi. Alperen kaldırılmalı. O hala yerde ama bir yandan baktığımda artık oyuncular da kendini epey toparlamış gözüküyordu. Bu esnada Getsu hemen third party atmak isteyen IC Sports'a hamlesini yaptı. Orada tanık çok fazla hasar aldı. Yine Ritual açılmıştı. Ona da epey hasar geldi. Burada Pozer düştü. Pozer düştü. Emin şu anda ileriye doğru atılmak isteyecek. Koçayı yakaladı da DBS ile beraber. İki oyuncu yerde kaldı Melisa'da. İki ikilik bir durum söz konusu. Emin ile Levis ikilisi ayakta şu anda. Pozer ile Bayram yerde şu anda. Bakalım Emin takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Bir bomba geldi o bölgeye doğru Emin'in üzerine doğru ama yeterli hasar çıkmadı. Koça da şu anda geriye doğru çıkıyor ve Seromos takım arkadaşını buradan kurtarabilir. Melisa şu anda bir anda 4 kişi oldu. Yani buradaki düğüm bir türlü çözülemedi. Alan kapanmaya devam ediyor. Alan merkezine yakın konumda şu anda Mir ekibi var. Melisa'nın biraz daha ileriye doğru atak yapması lazım. Koça yerden kaldırılamadı. Seramos'un da üzerine ciddi hasarlar gelmeye devam ediyor. Selo burada tek başına kaldı. Levis Seramos'u da indirdi. Galibiyet Melisa Espor'a gidiyor. Ekranlara gelecek. Maç puanı ekranlara geldikten sonra da sıralamalara da bakacağız. Melisa'nın 29 puanı var. Mir Espor 10 puan almış. Digital Athletics 9 puan. Getsu 8 puan. TMX 7 puan. TÖH 5 puan almış. Lider konumda şu an gözyaşlarım sel olmak üzere. Yani... Gözyaşlarım sel oluyor şu anda. Lideriz diyelim. Ya bir de en çok skor çeken takım da sizsiniz şu anda. Ben devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızda aktif olmayı planlıyoruz. Muhtemelen bir aya başlar diye düşünüyorum. Ya mesela Qualifiers'ı da olur. Şampiyonuz olur mu bilmiyorum ama. Ya mesela Qualifiers'ı oynayacak takımlar da daha belli değil. Göreceğiz. Göreceğiz. Bu arada uçak haritaya girişi gerçekleştirdi. Senin Hacen'de de bir savaşı söz konusu. Bir oyuncu yere çekilmiş. Lovaz'in yerde. Karşılık vermeye çalışıyor Galatasaray tarafı. Sezer'in elinde bomba var. Sezer bombasını pişirdi. İçeriye doğru gönderecek. Bakalım o bomba isabet sağlayacak mı? Takım arkadaşını da kaldırmadı henüz. Rome da dışarıdan farklı açılara doğru geçmeye çalışıyor. Owner bu arada rakibini oyun dışarısında bıraktı. Bayram'ı oyun dışarısında bıraktı. Bu bölgede işte bahsettiğim durum.
e-spor kulüplerinin birbirine böyle bir gözdağı vermesi diyebiliriz. Levis Owner'ı yere çekti. Poser yere düşürüldü. Şu anda Owner kaybedildi. Şu anda 3'e 1'lik bir durum söz konusu. Levis'in canı çok çok az ve elinde sadece bir ağrı kesici var. O da çok fazla canını dolduramayacak. Özellikle Galatasaray ekibi biraz daha hızlı oynarsa işi birazcık zor gözüküyor ama elinde de bir S12 K'sı var. Bu da problem yaratabilir. Farklı noktalarda da birbirine yakın olan ekipler var yine. El Pozo'da Digital Athletics ile NBA ekibi, ZT ile de şu an burada Black ekibinin karşılaşması ve Marsu hemen skor halini döndürüldü. Yani farklı farklı noktalarda Elazar'da da bir savaş söz konusu. Efehan yakalandı Kımız tarafından ve Levis de yakalanarak Galatasaray Hacı Enda'nın galibi olmuş. T-Spor birbirine çok yaklaştı. Dışarıdan da atış destekleri yapılmaya çalışıyor. Morfin yakalanmış Pis tarafından. Madencinin canı çok azaltıldı. Birlikte oynamaya çalışıyorlar Raun'la beraber. Kımız'ı kovalıyorlar ama Kımız orada çok akıllıca hareketler yapıyor. Farklı farklı noktalara geçerek oyaladı ve Pis'in yardıma gelmesini sağladı. Şu anda buradaki durum 3'e 2'lik hale geldi ve Rip7 de o bölgeyi diğer bir açıdan sıkıştırmaya çalışıyor. Pis'in olduğu konumu şu anda Raun biliyor, farkında ama pozisyon dezavantajı çok fazla var ve evin içerisine girmek durumunda kaldı ama Kımız oraya oynadı. Madenciyi yakaladı. Skor garantisi alındı. Son bir oyuncu kaldı. Onun da üzerine doğru gidiyor Kımız. Bir pompalı atışları var karşılıklı. Ama dışarıdan Peace yakaladı ve ZTE Spor'u da oyun dışı bıraktılar. Ama Barışçı'nın skor garantisi Scarlett tarafından. T-Max sanırım o bölgeyi görüyor. NBA ekibinin üzerine doğru gidiyordu Ice ekibi ama o dışarıdan gelen, rotasyona gelen mermiler sonucunda orada da bayağı bir sıkıntı oldu. İçeriye yanıcı attı Ritüel ama Conjur dışarıya çıktı. Oradaki skoru aldı. O arabanın arkasına doğru yanıcı gitmedi. Diğer tarafa doğru atıldı. Swash yerde. Levels'tan şu anda karşı bir cevap geldi. Belki bir kaldırma fırsatı olacak burada. White ekibinden iki oyuncu yerde. Çok zor pozisyonda hala. 4 kişi bu zamana kadar ayakta kalmak gerçekten çok önemli. Levels öne doğru atak yapıyor ama Deno çok iyi çıktı orada. Ve orada Lucky 7'ı oyun dışarısında bırakmayı başardı. Up orada tutulmaya çalışacak ama alan da bir yandan geldi. Tam çizgide kaldılar. Çok kritik bir noktada kaldılar. S2G ekibi de artık bu maçta güzel puanlar toplama fırsatları yakaladılar. Lovezi'nin üzerine doğru gidiyor Lord Cedric. Yani eş zamanlı çok iyi bir operasyon. Galatasaray'da oyun dışı kaldı. Son 12 oyuncu 4 takım. Conjur bu arada diğer tarafa doğru sızmıştı. Önemli atışlar yaptı. Raze'in canı çok az. King'in canı çok az. Şu anda iki oyuncu da canını doldurmaya ve yenilemeye çalışıyor. King canını yenilemeyi başarmış. Clash da o bölgede şu anda bombasını çekti Conjur. Raze'in üzerine bir bomba denemesi yapacak. Bomba geldi oraya. Çok iyi bir bomba geldi. Raze'in tam kafasında patladı bu bomba. Takım arkadaşını kurtarmaya çalışacak ama yani Conjur da oraya yerde kaldı. Koma canını doldurmayı başardı. Artık Lord Cedric'le Layo ikilisinin dışarıya doğru çıkması lazım. Raze orada koruma atışları yapacak. Kalsi orada koruma atışlarına devam ediyor. King içeriye doğru yaklaştı. Son skor da alındı ve S2G galibiyete ulaşıyor. Bir tanesi, ona da buradan selam olsun. Maçın puan tablosu da ekrana geldi. S2G 22 puan almayı başarmış bu maçta. White ekibi 12 puan, Beşiktaş 10 puan, NBA 10 puan. Galatasaray 9 puan almış. Black Espor 7 puan, Lucky 7 5 puan. White Espor liderliği ele geçirmiş durumda, 68 puanla şu anda lider konumda. Töy Espor 61 puanla 2. sırada. NBA Squad 58 puanla 3. sırada. Gesso Espor 55 puanla 4. sırada. Black Espor 54 puanla 5. sırada. Galatasaray 52 puanla 6. sırada. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Uçağımız da yola çıktı. Stalber'den başlayan uçak Kuari'nin batısından doğru haritayı terk ediyor. Dikkat etmemeleri lazım. Buraya baskıya devam edilmesi lazım. Yaralar sarılabilir burada artık. Fatih şu anda zor bir pozisyona geçti. Açık bir pozisyona geçti. Düşürülebilir ama bir canı kaldı. 3 oyuncu yerde White tarafında. Ozi tek başına. Elinde UMP'si var. Kaskı bulunmamakta. Yeleği de bir seviye. Ozorox'ta da şu anda bir oyuncu yerde. Fatih'in de canı çok az kalmıştı. Fatih'e atışlar geldi, denemeler geldi ama sonuç gelmedi. Fatih'in elinde bir bomba var. İçeriye atabilir o bombayı. İçeriye bir bomba attı. Bu bombayla beraber White Espor'un da günün son maçına veda ettiğini görüyoruz. Gidiyorlar. Owner orada. K
Kalsi yakaladı onları. Birinci oyuncu yakalandı. İkinci de yakalandı. Buradaki skorları SG almayı başardı. İki skora ulaştı SG tarafı da. Raven'ı görüyoruz. Avcının üzerine mermiler yağdırıyor ama hiç isabet sağlayamadı. Avcı güzel bir cevap verdi. X-Crash'ı oradan uçarak geçti. Kafasının üstünden geçti Buggy ile beraber. X-Crash o geçtiği açıyla beraber Avcı'yı çok iyi indirdi. Yani Speed şu anda düşük bir pozisyonda uzaklardan koruma atışı gelebilir. Uzaktan bir mermi atar biter iş. Oo, gördüler. Gördüler uça uça geldiler. Yalnız yine de orada Nymphex düşüyor. Cortex'in aracı patlatmasıyla Nymphex düşüyor. Sürmeye devam ediyor bölgeye doğru. Üzerine gelmeye devam ediyor. O arabadan sıyrıldı. Çok iyi döndü Boris orada ama oy. Devamında Fatih'in atışlarıyla beraber Nymphex'in bu performansı onları kurtarmış olabilir aşağılardan. Lucky Seven, Beşiktaş bunlar çok aşağılarda kalacak gibi gözüküyor. Maç puanları ekranlarda 24 puan almış Ozorox, T-Max 14 puan, Biat 12 puan, Melisa 6 puan, Estrici 6 puan, Beşiktaş 5 puan, Töh 4 puan, Galatasaray 4 puan, Gesso 3 puan, YT Spor günü lider olarak bitirmiş 68 puanla, Töh Spor 65 puanla ikinci, Ozorox 60 puanla üçüncü, NVA 58 puanla dördüncü, Gesso 58 puanla 5. Galatasaray 56 puanla 6. Biat Squad 55 puanla 7. Black Espor 54 puanla 8. Melisse 52 puanla 9. Hall 50 puanla 10. sırada. T-Max 42 puana çıkmış. Kendilerini diplerden yukarılara atmayı çok başardılar bu maçta. 11. sırada 42 puanla. Digital Athletics 41 puanla. 12. sırada S2G 37 puanla. 13. sırada Beşiktaş 34 puanla. 14. sırada ZT Spor 32 puanla. 15. sırada Mire Spor 31 puanla. 16. sırada Lucky Seven 31 puanla. 17. sırada Ice Spor 28 puanla. 18. sırada La Fodre takımı da 26 puanla. 19. sırada bulunuyor.